Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar herkese. Gebze Darıca'dan saygılar, selamlar feribot yolundan. Evet arkadaşlar, şu anda neredeyim ben? Tuğlamı boşalttım. Şöyle Eskihisar. Gördüğünüz gibi deniz de zaten aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı görünüyor. Böyle geldim ben. Ne yaptım arkadaşlar? Şöyle indim aşağıya. Aracımızı boşalttıktan sonra yolun kenarında, şurada yolun kenarında derken yolun bir şeridinde, burası geniş olduğu için bekliyorum. Şöyle isterseniz ben aşağı bir ineyim, oradan da sizlerle hem etrafı görmüş olun hem de ondan sonra gelip yolumuza devam edelim. Şöyle bir ineyim arkadaşlar. Böyle indim. Etrafı da şöyle bir görün. Etrafı da gördükten sonra ondan sonra yolumuza devam edelim. Aracımız şu şekilde şurada duruyor. Görüyorsunuz. Dörtlülerimizi yaktık. Şimdi gerçi ben aracımızı falan yıkamıştım ben, içini Dorse'nin. Dörtlülerimizi de yaktık. Burada bekliyoruz. Buradan şimdi çıkacağım. Yavaş yavaş yola devam edeceğim. Nereye gideceğim arkadaşlar? Bugün işlerde gene sıkıntı var. İşlerde sıkıntı olduğu için şöyle şunları bir gerdireyim ben. Bunlar biraz şey olmuşlar, gevşemişler arkadaşlar. Bu dursun, bunun şeyi biraz sıkıntılı. Bugün sıkıntılı bir yere girdik. Zaten yerimiz de sıkıntılıydı arkadaşlar. Sıkıntılı yere girdiğimizden dolayı görüyorsunuz zaten lastikler mastikler hep çamur. Şöyle aracımız burada. Böyle yavaş yavaş aracımıza geçelim. Yavaş yavaş aracımıza geçelim. Buradan da çıkalım. Normalde geçende de buraya ben tuğla getirdiydim arkadaşlar. Dalda şuraya gördüğünüz gibi ağaca sürte sürte girdik zaten. Bu tarafa hep çizdirdik, görüyorsunuz brandayı. Şöyle. Şuralarda gördükten sonra böyle ben aracıma yavaş yavaş geçeyim. Çekimimize de devam ederek buradan nereye gidelim? Şöyle aracı devamlı çektiğimiz yere gidelim. Orası da neresi? Şöyle. Evet arkadaşlar, aracımıza bindik. Şimdi nereye gidiyoruz? Kız kardeşimin o tarafa doğru devam ediyoruz. Malum bugün cumartesi, iş olmayabilir, iş çıkmayabilir. Bu saate kadar olmadı. Düzgün bir şeyler de yok. Dün işlerin hepsi çıktı arkadaşlar. Cuma gün. Dün burada olsaydık, 30 arabada olsak 30 arabalık iş vardı yani. O durumdaydık. Bugün şöyle geldik, yükümüzü boşalttık. Cumartesi hafta sonu, yine aynı mağduriyeti burada hafta sonu olduğumu yaşıyoruz arkadaşlar. Şu dörtlümüzü söndürelim. Yağmur da yağmaya başladı bu arada. Yavaş yavaş buradan dolanarak Darıca istikametine doğru devam edelim bakalım. Haydi bismillah. Yavaş yavaş gidelim. Ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım yani? Kapılarda mı yatalım? Buraya aşağı arkadaşlar, yol ıslandığı için sıkıntı olabilir, kayabilir. Az önce iki tane Volkswagen kedi şurada sıkışıyordu. Adam yalpalama yalpalama çöp bidonuna doğru, inşaata girerken buradan yukarı da girebiliyorduk arkadaşlar. Üst daha müsait olduğu için ben oradan doğru girdim. Aracı bıraktım. Oradan girmeyi daha uygun gördüm. Şöyle
Buradan doğru geçen gelirken arkadaşlar oradan doğru dolana dolana geldiydik. Şimdi buradan yukarı, evet, buraya viraja yavaş girelim. Yavaş girelim ki kaymayalım buraya aşağı. Yağmurlu olduğu için arkadaşlar, yeni de yağmaya başladığı için burada araç kayma yapabilir. O yüzden temkinli ve dikkatli bir şekilde buradan çıkalım. Bak aynen. Az önceki dediğim şey, bakın arkadaşlar, araba hafiften böyle hemen yanladı. Bir de şey, nasıl diyeyim, inşaat temelleri kazıldığı için buralarda, harfiyat arabaları da geçtiği için biraz tozlu çamurlu da olduğundan dolayı yolda kaygan zemin oluşabiliyor hemen. O yüzden burada sıkıntı olabilir diye o yüzden dedim arkadaşlar. Bu arada bugün yükü boşalttık, paramızı da alamadık. İndirici arkadaşların parasını da cebimizden verdik. Bakalım. İnşallah bize de gelecek paramız. Şimdi arkadaşlar hem ön hem de buradan şeyden kafa bandıyla pof sürüş mü diyeceksiniz, ne diyeceksiniz sizin ha? Öyle bir şekilde çekim yaparak devam ediyoruz. Otobüs silahı da kaldırıma çıkmış yani. Durağa sahiplenmiş durak. Bu durak bizim demiş. Durağın yanında kaldırımı sahiplenmiş. Kepçeciler neydi lan? Kaldırım mu düzeltiler? O tarafın şeyini, yolunu şey etmişler. Bu tarafa vermişler. Yolu ikiye bölmüşler. Burada daraltmışlar. Burada çalışma var. Buradan bir kere ben göç yükledim arkadaşlar. Geldim. Ya burası sıkıntılı. Buradan yukarı avruyor yukarı. Bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Ha. Gelmeseniz de biz dönsek burayı, burada batana cettümeseniz beni, olmaz mı yani? Şimdi üstten de dolaşabilirdim de ben arkadaşlar, niye, ne gereği var üstten dolaşayım, buradan doğru geçeriz diye. Böyle bir düşünceyle yolumuza devam ediyoruz. Camı sileyim, düzgün görün arkadaşlar. Neymar'ı seç, hesaplı geç demiş. Feribot yani. Evet, burada da polis karakolu var. Buralarda yollar biraz daralabiliyor arkadaşlar. Sağlı sollu araba çekildiği için. O yüzden sıkıntı olabiliyor. Ne yapalım? Bak mesela şurada tırla burayı bu şekilde şey yapamıyoruz. Mecburen şöyle geniş alacağız. Taksici dayım geçerse biz de buraya geniş girmiş olacağız. Çünkü burası bize ters yol arkadaşlar. Şöyle. Evet, kardeşimiz bizi tanıdı. Korna çalıp duruyor. Takipçimiz büyük bir ihtimal, muhtemelen. Şimdi ben arkadaşlar normalde şöyle dönmem gerekiyordu ama direkt karşıdan istasyonun kenarından aşağı dönüş yapacağız. Şöyle durayım. Geçecek olanlar da, arkamızdan yola girecek olanlar da girsinler. Adamın da yolunu kesmiş olmayalım. Az ileri git de yolu kapatmayalım be dayı. Vur.
buradan sağ tarafa dönüş yapıyorum ben arkadaşlar şimdi. Buradan sağa sol yapacağız. Diğer tarafta transitçi kardeşim, dediğim gibi takipçimizdi büyük bir ihtimal. Şöyle ortalayayım burayı. Kimse girmesin ki sıkıntı yaşamayalım. Sağ tarafa dönerken. Evet, şimdi buradan sağ tarafa döneceğiz. O yüzden yolu ortaladım ki hani gelip kimse sağımıza solumuza girmesin, sıkıntı da olmasın. Evet, yayalara çok haklar tanındığı için arkadaşlar buralarda yaya yollarına dikkat ediyoruz. Bak, adam geçiyor yani, umrunda değil. Burası istasyon arkadaşlar. İstasyon çıkışı olduğu için, durak çıkışı. O yüzden burada sıkıntı olabiliyor. Şimdi bizi gören dikkatli bakıyor arkadaşlar. Bunun kafasında ne var diye. Bunun kafası bir değişik kafa değiller bizim için. Şimdi arkadaşlarımız demiş ki ani dönüşler yapıyorsun ya demişler. O zaman pek iyi olmuyor demişler. Kafamı fazla oyana bir robot gibi mi gideyim ya? Kafamı oyana bir yana çevirmeyeyim mi? Aynaya bakmayayım mı ya? Arkadaşım yani öyle olmuyor, böyle olmuyor. Nasıl yapacağız ya? Nasıl yapacağız bu işi? Şimdi bir kamera daha olması lazım aslında. Şuraya takmamız lazım değil mi? Hem ön hem ora hem bura, kafadan gözden her taraftan çekeceğiz yani. Siz de haklısınız. Benim enişte diyor ki, yav diyor, biz diyor bunlara diyor yetişemeyiz ki böyle diyor. Bunlara diyor çok teknolojik işlerle uğraşmamız lazım bizim diyor. Her tarafını kamera etmemiz lazım arabanın ki. E dedim ne olacaktı, ben sana demedim mi dedim ya geçen gün. Sen bana işte yorumda ne görürsen aha bunu yapalım. Yorumda ne görürsen aha şunu yapalım diyorsun dedim. Kandırıyorlar bizi, izlemiyorlar videoları diyor, dedim sana dedim ben. Yav diyor haklısın diyor ya, bunlar Esad'dan diyor kandırıyorlar bizi. İzlemeler düştü herhalde diyor. Evet arkadaşlar, izlemelerimiz düştü. 10.000'in altında izleme istemiyoruz yani. Gözünüzü seveyim, canınızı yerim sizin yani. Bak ben kafama kelepçe vurdum sizi var diye ya. Kafamı sıktı sanki, hani kafamı böyle bir yere sıkışmış gibi hissediyorum şu anda. Kafam bir yere sıkışmış gibi hissediyorum ya. Ama sizler için değiyor arkadaşlar, önemli değil. Sıkıntı yok. Yani elimden geldiğince sizlerin dediği şeyleri yapmaya çalışıyorum. Aracımı şöyle dediğim gibi müsait bir yere burada çekeceğiz inşallah. Her zamanki yerimize. Boşsa tabii, boş değilse yapacak bir şey yok. Bir U dönüşü yapıp geri geliyoruz arkadaşlar. Bugünkü işler de zaten cortun gel. Bitti yani. Bugün iş yok. Bu saatten sonra da çıkmaz. Saat 2. Belki de çıkarla. Geçen gün çıktıydı. İşin çıkmayacağı, bugün telefonumuza bile bakmıyorlar, arıyoruz da. Evet, yerimiz boş arkadaşlar. Aşağıdan dönüyoruz. Yerimize geliyoruz. Şimdi kafadan niye girmiyorsun buraya diyeceksin. Kafadan girmiyorum arkadaşlar. Kendimizi yola dönük bir şekilde, yukarı dönük bir şekilde adam da orayı yığıyor ya. Kaç oradan da biz dönelim dayı.
A, B, C, Ç, U dönüşü yapacağım buradan dayı. Evet, Dorse yanımıza kadar geldi aşağı yukarı. Ağacın dallarına vurmadan şuradan bakalım. Geç motoruncu dayı. Bu da benim gibi yolun ortasında durmuş ha. Benim gibi bir deli de bu yani. Ben zaten oraya sapacağım. Siz de geçin, ben sapayım hadi. Evet, şimdi şu karşıda binada oturan arkadaşlarımızdan bir tanesi buraya araba çekiyor. Fazla ileri gitmeyeyim. Onun arabasının yerini burada bırakalım. Şöyle kendimizle böyle durmuş olalım. İyi bir şekilde. Aracımızı istop edelim. Evet. Geçiyor. Geçiyor adam. Baksana kayıp gidiyor. Evet arkadaşlar, bu arada şöyle bu kameramızda ön tarafı çekiyor gördüğünüz gibi. Çeksin bakalım, iş çıkarsa buradan kalkıp gideceğiz. İş çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Bu şekilde buraya aracımızı getirmiş olduk. Sizlere de şöyle güzel bir çekim yapmış olduk diye düşünüyorum. Aracımızı istop edelim. Dingillerimizi indirelim. Evet, aracı istop ettiğin zaman buradaki en güzel özellik arkadaşlar şu. Aracı istop ettiğin zaman hemen şuradaki görüyorsunuz imdat kendi kendine hemen çekti. Mesela oldu da bir kere benim başıma geldi. Anlatmışımdır daha önce zaten. Mesela gittin park alanında durdun. Arabanı istop ettin. Uykusuzsun. O anda imdadı unutuyorsun. Yatacaksın. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Vurup kafayı yatıyorsun. İmdat çekilmemiş oluyor. Arabandan sana kayıp gidiyor kendisi. Ama burada kontağı istop ettiğin andan itibaren araba kendiliğinden imdadını çekmiş oluyor. Güzel bir şekilde, güzel bir uygulama olmuş. Yani bu iyi olmuş yani araçta. O yüzden de bunu da takdir edelim yani. Bunu da takdir edelim. Şimdi arkadaşlar ben videomu burada sonlandırayım. Şöyle bakalım işimize gücümüze. Olursa gideceğiz, olmazsa da yatacağız aşağı. Giderken tekrardan birlikte oluruz. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim arkadaşlar. Yani videolarımızı izlerken arkadaşlar 10.000'e aşağı düşmemeye gayret gösterelim. Yani bu yardımları, bu izlemeleri sizlerden bekliyorum. Tercihinize saygı duyarım. İzlemeyebilirsiniz ama ben gene de ricada bulunayım. Videolara her izleyen arkadaşımız like bırakırsa, beğeni bırakırsa, şöyle düşüncelerini de bize belirtirse, biz de yani cevaplandıramıyoruz ama arkadaşlar okuyoruz şeyleri, yorumları. Cevabını da buradan elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Yani hani demiş ya, cezayı yiyince ekmeğe nasıl ısırdığını bilmiyorsun gibisinden, cezaya mı sinirlendin, ekmeğe öyle büyük büyük ısırıyorsun gibi şeylerden, yani böyle yorumlar da gelmiş. Hırsını ekmekten çıkarıyorsun gibi. Yani arkadaşlar ne yapalım ya. Ben şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. O mandalina ekmek işleri. Mesela daha önce ben fırında çalışıyordum. Mesela ilk zamanlar. Başladığım zaman. O Uludağ fantalar vardı biliyorsunuz. Onların tadı çok güzeldi. Alıyordum ekmeğe, içine çorba gibi banıp banıp ekmekli onu yiyordum.
Yani elma ile ekmek, işte zeytin ile ekmek, bunlar aslında katı. Ama benim bunları yemesi hoşuma gittiği için yiyorum. Hani bazı arkadaşlarımız diyebilir ki, mesela ne kadar cimrisin ya, bir yemek bile yemiyorsun falan filan. Şimdi arkadaşlar, bazen yemek yiyecek yerler çok böyle ağım şağım yerler yok. O yüzden pek durup da yemek yemek içime sinmiyor bazı yerlere. Bir de zaman kaybı, yarım saat, bir saat zaman kaybı oluyor. O yüzden ben yanımda aparatif şeyleri devamlı gezdiriyorum. Çok böyle mesela takograf dinlendirmeyeceğim zamanlarda, gerek kalmadığı zamanlarda acıkırsak ne yapıyoruz? Hemen dolaptan çıkarıyoruz malzemeyi, atıştırıyoruz arkadaşlar. Ama yanımızda bir şey olmadığı zaman mecburen duruyorsun. Zaman kaybı oluyor. Ha tabii diyeceksin ki, hiç mi bir yerde durmuyorsun abi? Duruyorum kardeşim, durmaz mıyız yani? Çorbamızı içiyoruz. Özellikle çorbaya durduğum yerler oluyor. Niye? Çünkü hep mesela kuru çeşit yemekte olmuyor. Çorbaya durmak gerekiyor. Çorba içilecek. Bazısı işkembe içiyor. Ama biz genelde mesela paçayı da içmezdim arkadaşlar ben önceden, ama temiz yapan yer olduğu zaman bazen içiyorum. Bakıyorum hoşuma giderse, böyle çok sıcaksa, kaynarsa içiyorum paçayı. Öyle yarı ılıksa zaten paça benim midemi bozuyor arkadaşlar. O yüzden onu da içmiyorum yani. İşin açıkçası da bu. Hadi diyeceğim şu, yani aparatif şeyleri ben sevdiğim için arkadaşlar, arabada daha genellikle ekmek, ben ekmek yemediğim zaman ne olursa olsun arkadaşlar, 5 tabakta yemek yesem doymuyorum. Yani açlık hissi oluyor bende. O yüzden ekmeğe ben biraz fazla yiyorum. Kesmeye çalışıyorum ama aç kalıyorum gibi hissediyorum ya. O yüzden de ekmeği de kesemiyoruz arkadaşlar. Diyeceğim şu, hani parasında pulunda değilim. Temiz yapılan her yerde ben tabağı 100 lira da olsa yemeği yerim arkadaşlar. Ama temiz yapılmayan yerde önüme isterse en kaliteli yemeğe getirsinler, yani gene de insanın midesi kaldırmıyor arkadaşlar. Mide kaldırmadığı zaman da olmuyor yani. Bir yere tesise girdiğin zaman ilk nereye girersin? Lavaboya girersin. Elini yıkamak için, ihtiyacını gidermek için, değil mi? Zaten o lavaboya girdiğin zaman oranın yemeğinin düzgün olup temiz olup olmayacağını oradan anlarsın arkadaşlar. Lavabo temizse yemek de temizdir. Lavaboya girdin, eğer lavabo miden kaldırıyorsa oradan zaten hiç durmayacaksın. Hemen gerisi geri çıkacaksın. Yemek memek yemeyeceksin arkadaşlar. Bu uygulamayı yaparsak, sizlere de buradan çağrım olsun. Böyle uygulamalar yapılırsa arkadaşlar, mesela biz nasıl yorumlara bakıp kendimize çeki düzen veriyorsak, sizin isteklerinizi yerine getirmeye çalışıyorsak, burada da bu arkadaşlarımız da gıda olduğu için, yemek olduğu için, sağlığa yararı zararı neyse olduğu için arkadaşlar, bunlar da kendiliğinden dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu tepkiyi gösterirsek, mesela girdin lavaboya, baktın lavabo pis, orada yemek yenmez arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben size. Hemen gerisi geri çıkacaksın. Herkes bunu uygularsa kimse açlıktan ölmez orada yemek yemezse. Ama o uygulamayı yaparsak hep beraber temiz bir şekilde yemeğe ulaşmamız daha da güzel olur. Gönül rahatlığıyla yemek yemiş oluruz. Şimdi olabilir, yemeğin içinden arkadaşlar bazen bazı şeyler çıkabilir. Onlar dalgınlığa gelebilir, bilmem neye gelebilir. Yani sonradan düşmüş olabilir. Onları olmasa teşke diyeceğiz ama bazen onları mazur görebiliyorsun. Ama bu lavabo konusunda ben hassasım arkadaşlar. Lavabosuna girdiğim yer, lavabosu temiz değilse yemek işi orada bitmiştir benim için. Yenmez yani. Çoğu yerde öyle olduğu için durup çoğu yere arkadaşlar yemeğe durmuyorum. Bunu da söylemiş olayım. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Buradan da sizlere ricam bu şekilde. Ama arkadaşlar dediğim gibi, videoları beğenip paylaşıp izleyelim, izlettirelim. Abone olalım. Katıl butonumuz var. Katılmak isteyen katılır. Katılmak istemeyen canı sağ olsun. Önemli değil. Ama videolarımıza desteğe devam arkadaşlar. Ben sizler için uğraşıyorsam sizler de benim için birazcık katlanın bana yani. Canınızı sıksam da bana katlanın arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Bay bay diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenmeye, paylaşmaya devam edelim. Yani ben de sizler için çaba göstermeye devam edeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu zor günlerimizde, inşallah bu zor günlerde atlatacağız. Hepinizi seviyorum.
Bay bay diyorum.